İsmim Kemal İnce Toprak. Kayseri Kazancılar Çarşısı'ndan İstas tarafta hizmet vermekteyiz efendim. Son dönemde dediğiniz gibi biraz yeni düzende normalleşme diye tabir ettiğimiz düzene alıştıkça artık eski alışkanlıklarımıza yavaş yavaş dönmeye başladık. Tabii ki kontrol ve tedbirler çerçevesinde bu işlerimize başlamış olduk bir nevi. Altın fiyatlarıyla alakalı şu an altında ciddi manada Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasıyla beraber aşağı yukarı %2, %3'lük bir değer kaybı söz konusu oldu. Bu da ciddi manada alışverişlerde insanları yeniden altına yönlendirme konusunda o bir yükseliş trendinden düşüşe geçtiği aşamada talep olur ya, şu an o dönemdeyiz. Altın alım için fırsat zamanı diyoruz. Bunu da değerlendiren, dikkate alan vatandaşlarımız var. Sağ olsunlar şu an ekonomiye can verme durumundayız, öyle diyebilirim yani. Sanal paraların çıkması ilk etapta aslında bizleri olumsuz etkiledi. Çünkü orada ciddi manada bir fiyat hareketliliği var. Dakikalar içerisinde paranızı katlayabilir ya da dakikalar içerisinde zarar edebilirsiniz. Şahsi fikrimi sorarsanız çok güven teşkil eden bir birim değil. Muhakkak yani duyuyoruz sağda solda eşimizde dostumuzda bu ticaretlerle uğraşan, çeşitli paralar kazanıp çeşitli paralar kaybedenler, çok ciddi meblağlardan da bahsediyoruz. Orası bize bir güven vermiyor işin açığı. Yani baktığımız zaman doğru olabilir, olabilitesi yüksek, dünya borsasından bahsediyoruz. Çok çaplı gelişmeler var yani, muhakkak olabilir. Olumlu yönleri de vardır ama şu an için bizim gözlemlediğimiz vatandaş üzerinde olumsuz etki bıraktığı yönünde. Çünkü kolay para kazanmak isteniyor. Burada bir hırsa kapılıyor vatandaşlarımız. Doğal olarak elimizde avucumuzda biriktirdiğimiz varlığımızdan da çok kısa sürede olabiliyoruz. O yüzden bizim burada tavsiyemiz insanların fiziki olarak elle temas edebileceği, dünyanın her yerinde geçerliliği olan, yani bir karşılık bulabileceğimiz ürünlerden bahsediyoruz. Yani sanal piyasada yarın sabahleyin biri kalkıp şartelleri indirdiği zaman belki de elimize hiçbir şey kalmayabilir. Ama altın konusunda öyle değil. Muhakkak dediğim gibi fiziki elimize alabileceğimiz yatırımlara yatırım yapmakta fayda var bizler için. Kayseri'de altın piyasasında vatandaşlarımız pandemi döneminden süre gelen, şimdi malumunuz kafeteryalar, lokantalar yeni yeni açıldı. Bundan öncesinde insanlar kazandığı paraları akşam vakitlerinde eşleriyle, aileleriyle, arkadaşlarıyla vakit geçirerek piyasaya bir para kazandırma durumumuz vardı. Yalnız yasak sürecinde buraların kapalı olmasıyla birlikte insanlarda, vatandaşlarımızda bir para harcayamama durumu oldu. Doğal olarak ne oldu? Bu yatırıma yönlendi. Yani en azından işte yazın düğün var, önümüzdeki yaz. Çok yakın bir süreçten bahsediyoruz. 1,5-2 ay sonra düğünler başlayacak. Bari o zaman takılar, yani emanet, öndüşler, borçlar diye tabir edeceğimiz altın alışverişine yatırım yapmaya başladı vatandaşlarımız. Doğal olarak bu bizim piyasamızı hareketlendirdi. Hani çok şükür memnunuz. Tabii ki muhakkak bir sezon işi, alışverişi yok şu an piyasada. Bu demde altının fiyatlarında da gerileme olmuş olması ciddi manada piyasaya bir hareket kazandırdı. İnşallah daha da ilerleyerek devam edecek. Allah kısmet ederse yasaklarımız kalktığı zaman, tamamen normalleşmeye gittiğimiz zaman, düğün dernek olaylarımızın başlamasıyla beraber hep birlikte o mutlu huzurlu günlere giderken birlikte alışveriş yapacağız. Bizler de kazanacağız, vatandaşlarımız da kazanacak. İnşallah böyle bir temenni de bulunuyoruz şu an için. Birinci önceliğimiz şu an düğünlerden önce fiyatların ciddi manada beklenmedik bir şekilde düşüşe geçmiş olması. Esasen yıllardır alışkanlığımız altın gördüğü yerin üzerini görür prensibi. Bu psikoloji hepimizde var. Yıllarca biz de atalarımızdan, dedelerimizden gördüğünü görür, daha üzerine çıkar şeklinde doneleri yakaladığımız için vatandaşımızda da böyle bir beklenti var. Ve dediğim gibi güvenli, yani uzun vadeye yaydığımız zaman orta ve uzun vade nedir bu süreç? Minimum 6 ay, 1 sene. Bu tarz süreçlerde altın %25, %30 gibi değer kazanma pozisyonunda. Yani para harcamıyorsunuz, pul harcamıyorsunuz. Ekstra bir emek harcamanıza da gerek yok. Sadece var olan sermayenizi bir yere bağlıyorsunuz. Bir yıl sonunda %33 değer kazanarak tekrar elinize alabiliyorsunuz ihtiyaç hasıl ettiğinde. Bu hepimiz için insan nefsini okşayan bir durumdur. Doğal olarak bu yatırım yapmak hepimizin işine gelir. Ve aynı zamanda hani akarı yok kokarı yok deriz ya. Akarı yok kokarı yok, öyle bir emtiadan bahsediyoruz. O yüzden bu piyasada fiyatların düşmesi birinci hareketliliğimizin sebebi. İkinci hareketliliğimizin sebebi de artık yavaş yavaş yaz hazırlığı. Yani düğün mevsimi Kayseri'de biliyorsunuz malum adetlerimiz, törelerimiz ciddi manada yoğun yaşanan bir bölgedeyiz. Doğal olarak gelin takısız olmaz.
Doğal olarak bu ne olacak? Altın alışverişine yönelmemiz gerekecek. Bu sebepten dolayı da ikinci hareketliliğimizin sebebi de bu. Yaz aylarına girmemiz, bahar süreci vesaire de işimizin hareketlenmesinde bir etken inşallah. Çok kıymetli hemşerilerime buradan dile getirmek istiyorum. Altın için güzel bir zamandayız. Fırsat zamanındayız. Yani geçtiğimiz 3 aylık vadeye baktığımız zaman %25'e yakın, %20'ye yakın bir değer kaybından bahsediyoruz. Yeniden güçleneceği düşünülen, öngörülen bir maddeden bahsediyoruz. Altın almaktan vazgeçmeyelim. Altın bizim vazgeçilmezimiz olsun. Yani kenarda, kıyıda, köşede bıraktığımız her paraya bir çeyrek altın, bir gram altın dahi almış olsak kâra geçmiş olacağız. O yüzden altın almaya tam gaz devam edelim diyorum.